Gıda konusu artık bir milli güvenlik meselesidir diyoruz. Son 20 yılda büyük başta özellikle %72'lik bir artış sağladık ve 17 milyona çıkardık hayvan varlığımızı. Diğer taraftan küçük baş hayvan varlığımızı da %76 artırarak onu da 56.3 milyon başa çıkarmış olduk. Özellikle büyük başta verimliliği artırmayı, küçük başta ise, bunun altını çizerek söylüyorum, küçük başta ise sürü büyüklüğünü, sürüyü genişletmeyi kendimize hedef olarak koymuş bulunmaktayız. Bilinen bu zamana kadar şap hastalığını oluşturan virüsün 7 tane serotipi var. Bunlar A, O, C, Asya 1, SAT 1, SAT 2 ve SAT 3. Şimdi bu sebeplerin, serotiplerin her biri aslında ayrı bir hastalık olarak mutlaka bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle her bir serotipe karşı, işin zorluğu da burada, bir ayrı aşı geliştirmek ve aşılama yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ülkemizde hayvanlarımız bir sonbahar, bir de ilkbahar olmak üzere yılda iki kez bu hastalığa karşı aşılanmaktadır. Türkiye'de şimdiye kadar 3 serotip, bunlar O, A ve Asya 1. Asya 1 2016 yılından bugüne, A 2018 yılından bugüne herhangi bir şekilde artık görülmez hale geldi. Ama maalesef O görülmeye devam ediyor. Bunun da bilinmesinde yarar görüyoruz. Bu son yaşamış olduğumuz SAT 2 ile ilgili süreç de şöyle gelişti. Ocak 2023'te Irak'tan bize gönderilen numunelerde ilk defa daha önceden müşahede etmediğimiz, görmediğimiz, gözlemlemediğimiz, bunun da altını çiziyorum, SAT 2 serotipi 3 Şubat 2023 tarihinde bizim enstitümüz tarafından teşhis edilmiştir. Ülkemize giriş yapma ihtimaline karşı SAP enstitümüzce ivedilikle aşı üretim çalışmalarına başlanmış ve SAT 2 aşısı 37 gün gibi kısa bir sürede bu enstitümüzdeki 44'ü veteriner hekim olan değerli kardeşlerimiz ve 200'ün üzerinde çalışanımızla birlikte bu enstitüde bu aşı 37 gün gibi kısa bir sürede
artık üretilip kullanılabilir hale gelmiştir. Hayvan varlığımızın tamamının aşılanacağını, bunu özellikle kamuoyuna, vatandaşlarımıza da paylaşmak isterim. Hali hazırda bugün akşam itibariyle söyleyelim, bizim 12 milyon civarında bir aşımız üretilmiş olacak. Ve 12 milyon aşımızın değerli arkadaşlar 9,5 milyonunu biz şu anda sahaya sevk etmiş durumdayız. Aşılanan hayvan sayımızda an itibariyle demeyelim ama bu akşam için söyleyelim 4,5 milyonu inşallah bulmuş olacaktır. SAT2 serotipiyle mücadele için aşı üretimi, sevkiyatı ve aşılama çalışmaları aşılanması gereken tüm hayvanlar tamamlanıncaya kadar, çünkü bize bu sıklıkla soruluyor. Bu aşılama ne zaman sona erecek? Çünkü bu aşılamadan kaynaklı olan bazı yasaklarımız var. Hayvan hareketleriyle ilgili. Ondan dolayı bize bu sıklıkla soruluyor. Bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar, ki bu çalışma yoğun bir şekilde sürdürülüyor ve bu çalışmalar devam edecek. Bu yasaklar da devam ediyor olacak. Aşı temininde ülkemizde herhangi bir sıkıntının olmadığının özellikle altını da çizmek istiyorum. SAT2 serotipi şap aşısı üretim burada çok önemli. Zira ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz, sadece bizim ülke olarak görmememiz önemli değil. Komşu ülkelerde de, civar ülkelerde de görmediğimiz Afrika orijinli, yani biz bunlara egzotik diyoruz. Egzotik olan SAT2'ye karşı hayvanlarımız maalesef bağışık değildir. Bundan dolayı da elinizi zayıflatan önemli noktalardan birisi de budur. Hastalık kontrol altına alınınca bu kısıtlamalar artık kaldırılmış olacak. Gerek kesim, gerek ithalat, gerekse ihracatla ilgili herhangi bir kısıt söz konusu değil. Yarın bir gün bayramda vesairede bir kesim veyahut da gündelik hayatta ihtiyacımız olan hayvanların kesiminde bu süreçler zaten şu anda işliyor. Ama Nisan sonu itibariyle inşallah hastalık tamamıyla sönümlenmiş olur ve Türkiye'de artık SAT2 konusu gündemimizden düşmüş olur diye ümit ediyoruz. Şap hastalığı insanlara bulaşan, insanlarda zarara yol açan bir hastalığa neden olan bir zoonoz hastalık değil. Yani hayvandan insana bulaşan bir hastalık değil, öyle söyleyelim. Çift tırnaklı hayvanlarımızda, yani bunlar büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımızda, biz bu hayvanlarımızda ette mesela yanlış hatırlamıyorsam %30-35 oranında, sütte de %20 oranında mesela bir kayıp yaşıyoruz. Eğer bu tedbirleri almazsanız ciddi bir kayıp var. Biz bunu bir hayvan hastalığı olarak görüp ya bu hayvanları yok sayalım demiyoruz. Bu hayvanlarımızın da kurtarılması ve bu verim kaybının da önlenmesi gerekir diyoruz. Bundan dolayı bu çalışmalar burada titizlikle yürütüldü.